Disney prensesleri gibi giyindim, Batı'nın kötü cadısı gibi dırdır yapacağım şimdi. Büyük kısmınız bunlara bayılıyor. Hiç sevmediğim ürünlerden bahsederken aşırı sinirlenmem ve çoğunuzun çok hoşuna gidiyor nedense. Bugün 2021 senesinin en beğenmediğim, en sevmediğim ürünlerinden bahsedeceğim. Bu videoların başında her zaman bunu söylemek zorunda hissediyorum. Bu ürünler sizin işinize yaradıysa, sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse ne kadar güzel. Güzel güzel kullanmaya devam edin. Umarım benim de bundan sonra hiç böyle videolarım olmaz. Param boşa gitmez, zamanım boşa gitmez ve her şeyden memnun olurum. Ama bunlar bende hiç işe yaramadı. Bu hafta boyunca her gün bir tane video yayınladım biliyorsunuz. Yarınki videomuz sabah erken saatte olacak. Yani saatini siz söyleyin, hatta da akşam 6'ya bırakmam. Çünkü o benimle hazırlanın videosu olacak ve yüzümdeki bu makyajı yapacağım. Bütün hafta boyunca aynı makyaj yok mu diyeceksiniz. Hayır yoktu, bunu az önce yeni yaptım. Bu başka bir gündeyiz şu anda. Çarşamba günü çekiyorum bunu. Çarşambadayız değil mi ya? Günlerim karıştı. Evet, çarşamba günündeymişim. Çok fazla video montajı yaptım, çok fazla video çektim. Bir de dünkü kitap, podcast ve YouTube kanalı önerileri videosunda kameram da beni trollediği için bir kez daha dün çekim yapmak zorunda kaldım falan. Çok kafam karıştı o yüzden. Bu makyajı istediğiniz için bu makyajı tekrar yapacağız. Bu arada bu haftaki bütün videolar biliyorsunuz hediyeli. Kanal abonesi olması şartıyla bir yoruma hediye göndereceğim her şeyden, videodan, bu haftaki videodan. Önümüzdeki hafta video olmayacak. Birazcık dinlenmem lazım. Şimdi eğer hazırsanız gerçek bir negatif İsmail gibi başlayacağım. Ama öncesinde ilk kez beni bu videoyla tanıdıysanız ben Nihan. Hoş geldiniz. Her pazartesi saat 18'de videolar yayınlıyorum. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Zile basabilirsiniz. İzlerken bu video hoşunuza giderse like butonuna basarsanız da bana ve kanalıma her zaman çok yardımcı oluyor. Hazırsanız başlayalım. Dünkü videoda araya girdiğim görüntüleri gördünüz değil mi? Hayatımda ilk kez bir fondötenin açılarak okside olduğunu gördüm. Yüzüme sürdüğümde normaldi rengi, diğer görüntülerle karşılaştırdığınızda suratım bembeyaz görünüyor. Ölü gibi, kireç gibi. Hayatımda gördüğüm en kötü serum fondötenlerden bir tanesi Physicians Formula Silk Foundation Elixir with Jojoba Oil. Serum fondöten istiyorsanız senenin en iyileri videosunda bir tane çok güzel serum fondöten önerdim. Physicians Formula istiyorsanız yine senenin en iyilerinde başka bir Physicians Formula önerdim. Bu Türkiye'ye gelirse falan dönüp kaçın. Yani normalde bundan bahsetmeyecektim ama dünkü videodaki rezalet üzerine artık yani bahsetmek zorundayım dedim. İkinci cilt ürünümüze geldik. Kiko'nun Dolce Diva koleksiyonundan Perfecting Face Fluid adlı 50 koruma faktörlü ürünü. Bunu sizinle beraber denemiştik hatırlıyorsanız. Bir yağ bombası artı turuncu artı bu 50 koruma faktörünün işe yaraması için bunu çok sürmeniz lazım ve tamamen yağlı, gözenek belli eden ve turuncu, turuncu, umpalumpa turuncusu bir şey haline gelmeniz lazım. Eğer makyajınızın altında kullanacaksanız üstünde herhangi bir şeyin durması gibi bir şey söz konusu değil. Tek başına kullanacaksanız da turuncu, turuncu. Bir kez daha turuncu dersem herhalde çıldıracaksınız. Onun gibi benim yine hiç beğenmediğim ama beğenenleri var bunun. Glowish'in Multi-Dew Skin Tints adlı ürünün light rengi 3 numarası. Bunu tek başına da kullanabilirsiniz diyorlar. Ben o yüzden çok gıcık oluyorum buna. Deselerdi ki biz bunu karıştırıcı olarak düşünüyoruz. Mat fondötenlerinizin içine karıştırarak onlara hafif ışıltılı bir şey verebilirsiniz deselerdi. Peki. Fakat bunu hatırlıyorsanız silip videoya baştan başlamak zorunda kaldım. Bence şey gibi de değil. Charlotte Tilbury'nin Hollywood Flawless Filter onun gibi falan da değil. Bu çok kalın. Şimdi mesela şu anda o Charlotte Tilbury'ninki var yüzümde. Makyajın üzerine şey yapmak için de hafif yağlı gibi geliyor. Ya çalışamadım yani bununla. Gördüğünüz gibi akışkan falan da olmayan, kremsi bir yapısı olan, bir de light rengi için zaten koyuydu. Bütün gözeneklerinizi cayır cayır belli ediyor. Yani bu bir aydınlatıcı arkadaşlar. Artık aydınlatıcıya aydınlatıcı diyelim. Buna renkli nemlendirici muamelesi yapamayız. Bir şeyle karıştırdım. Sonra yine çok fazla sevmedim. Catrice fondötenle karıştırdım. Onunla fena olmadı ama günün sonuna doğru o da birazcık yağlanır gibi oldu. Yine hiç beğenmediğim bir ürün. Bir başka maalesef Physicians Formula ürününden bahsedeceğim. Bu Türkiye'de var. But I Believe It Palette Primer. Fondöteniniz olması gerekenden çok daha kötü yerleşiyor. Hatta bunu denediğimde yüzümün yarısına sürüp yarısına sürmemiştim. Bunu sürmediğim yarısı çok daha güzel durdu. Gözeneklerinizi yok ediyor olması gereken gözenekleriniz belli ediyor ve fondöteninizi parçalıyor. Bunu sonrasında su bazlı ürünlerle de kullandım. Hani belki diye düşünerek. Zaten hani böyle su bazlı bir üründe kullanılmaması lazım böyle şeylerin ama hadi acaba mı dedim. Değilmiş. Sonra iki tane hiç sevmediğim kaş ürününden bahsedeyim mi? Hatta 4 tane kaş ürünü var. Kaş ürünleriyle kafayı bozmuşum. Çok sinirlenmişim kaş ürünlerine. Bir tanesi NYX'in Control Freak Eyebrow Jeli. Beyaz maskara olarak kullanılacak kadar kocaman bir fırçayla kaşınızda çalışmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra her yerinize dağılıyor. Üstüne her şey yapışıyor ve kaşlarınızı tutmuyor. İkincisi de Brow Sessive adlı Brow Shaping Jeli. Wet n Wild'ın yeni gelen ürünleri arasındaydı bu da. Rengi de çok yeşil. Bir şey yapmıyor. Renkli şeylerden ben birazcık en azından kaşıma hacim vermesini bekliyorum. Onu da yapmıyor. O yüzden bence bu da bayağı bir sınıfta kaldı. Bir başka kaş ürünüm Maybelline'in Tattoo Brow 36 saate kadar kaşta durduğu iddia edilen böyle bir ürünü var. Ya ben bu yapıyı sevmiyorum. Bence artık bunu yapmaktan vazgeçmesi lazım bütün markaların. Çünkü ya bu kapkalın bir şey. Bunu nasıl kaşımıza kullanacağız anlamıyorum. Neredeyse jel göz kalemi gibi yumuşak, yapışkan, jel kalemler gibi hani böyle üstüne sürersiniz gözünüzün sonra dağıtırsınız ya hafif hafif, neredeyse onun gibi ama top top oluyor. Kaş girince arasında hiç olmuyor. İnce ince tüyler yapamadığım ve bu kadar yumuşak, yapışkan bir şeyi neden kullanıyorum? Dağıtmaya çalışınca da bu arada top top oluyor. Bir sonraki Like'ın My Brows Up Brow Marker Comb and Fill Tip. Hem güya tarayacak hem de dolduracak. Fakat bu çizgilerini çizgi şeklinde yapmayıp çok kalın bir marker gibi yapıyor. Ucunun çok daha ince, çok daha sivri ve belirgin olması lazım böyle şeylerin. Böyle kalın kaldığında tahta kalemi gibi böyle kapkalın halay başı gibi oluyor. O yüzden hiç sevmiyorum bunları. İlk yerleştirdiğiniz yerde öyle bir kalıyor ki hiçbir zaman çizgi çizgi haline gelmiyor. Ve bu kenarlarındaki o top topluk kaşın kaldırabileceği bir hata değil. Çünkü kaşta gerçekten çok ince çalışıyor olmanız lazım. Bunun gibi ürünleri çok incecik uçlu markerlar falan olması lazım bence. Neden böyle oldu bilmiyorum. Golden Rose'un bu iki maskarasını da hiç sevmedim. Mesela bu pembeden bahsedeyim ilk başta. Fırçası çok sert. Konik bir fırçası var. Çok zamanınız var. Oturdunuz, ben podcast dinliyorum ve şu anda hiçbir şey düşünmeden uzun kirpiklerimi boyamak istiyorum dediniz. Peki dediniz. Kimin o kadar çok zamanı var bilmiyorum ama 5 kat falan sürdünüz. Anca o zaman bir hacim veriyor. Aşırı yapışmıyor ama yani. Ve ikinci, üçüncü saatte falan böyle benim kirpiklerime siyah karlar yağmıştı yüzüme. İnanılmaz paramparça oldu ve döküldü. Bir sonraki de Mega Lashes maskara. Bir tarafı yuvarlak, bir tarafı düz olan maskarası var ya Fenty'nin. Onun gibi bir şey bekledim ama değil. Resmen hani böyle oval bir şey yapmışlar. Bir tarafına plastik kıllar yapmışlar. Yani üstte alta. Buraya hiçbir şey yapmamışlar. O yüzden manası yok. Yani onunki öyle değil. Onunkinde bir yarı tarafında kıl var. Kirpiklerinize hiçbir şey yapmamak için dakikalarınızı harcamak isterseniz çok bayılacağınız bir maskara. Bir sonraki de mesela Liked bir sürü maskara yaptı. Ama bu çok kötü. Volume maskara demişler bir de. İsmi de Boost. It doesn't boost. Beauty's'in herhangi bir maskarası bu maskaradan hem daha ucuz, hem çok hacimli, hem çok daha kalıcı. Like'ın da güzel maskaraları var. Pembe maskarası falan çok güzel. Fakat Boost isimli olan maskara hiçbir şey yapmıyor. Sıfır. Öyle duruyor. Bir sonraki hiçbir şey yapmayan ürünümüz. Çok üzüyor beni bunlar. NYX Bear With Me Luminous Cheek Serum adlı bu ürünlerin ben üçünü de aldım. Ya biliyorsunuz krem, sıvı aldıklara bayılıyorum. Hatta ten bronzer gibi kullanılır diye düşünmüştüm. Çok renksiz şey gördüm de. Bu kadar renksiz çok az şey gördüm. İskandinav olsanız onda bile görünmez. Yarım kilo sürseniz anca belki birazcık rengi gelir. Serum dediğine bakmayın yani bazı serumlar bile daha fazla renk veriyor. Hiçbir şeye doğru karışıyor. Bu yeterli bir renk değil. Beauty's'ten birazcık not alsınlar isterim. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bourjois'un Healthy Mix Sorbe Blush'ı. Bunu sizinle beraber denerken ne yaşadıysam bunlarda da aynısını yaşadım. Altındaki her şeyi zaten siz karıştırana kadar yerinden kaldırıyor. Işıltılı bir bitişi olması lazım ama bitişi yok. Çünkü ürün yok. Hiçbir şey yok suratınızda. Eğer NYX'in herhangi bir krem aldığını alacaksanız krem puff'ları alırım. Onlar çok güzel. Köpük formunda böyle mat, renkli, görünen ve kalıcılığı da güzel, harika NYX ürünleri istiyorsanız muhakkak krem puff'lara bakın. Sephora'nın Flushed Blush adlı ürünleri. Ben bunlardan çok heyecanlanmıştım. Bir denesek mi diye hemen storiesini atmıştım. Makyajınızla birleşmeyen, makyajınızın üstüne silikonlu bir primer koymuşsunuz gibi dağılmadan, dalga dalga durmaya çalışan allık. Neyle sürseniz olmuyor ve rengini dağıtmanız inanılmaz zor. Makyajınız yokken sürerseniz oradan oraya oynuyor. Dikkat çekici derecede kötü. Çok böyle silikonlu gibi o yapıları, o kadifemsi yapısı olduğu için birbirleriyle de karıştıramıyorsunuz. Farklı renkler de elde edemiyorsunuz. Manasız buldum bunları. Birazcık da bakım ürünlerinden bahsedelim mi? Bu nedir? Hayatımda daha kötü çok az şey sürdüm ben saçıma yani. Nemli saçınıza çok az sürerseniz banyodan sonra top top elinize alıyorsunuz. Ki benim saçlarım kuru, kupkuru benim saçlarım. Valla Snape'in gençliği gibiydim, size öyle söyleyeyim. Ne saç kremi olarak kullanılabilir, ne leave-in hani böyle kalıcı olarak kullanılabilir. Bu arada bakın kullandım da bayağı. Nerede? Şuradan gösterebilirim. Her türlü denedim. Ne banyo öncesi maskesi olarak kullanılabilir. Gidin vücut losyonunuzu kafanıza sürün, daha iyi. Bunu çalıştırmaya başaran arkadaşları buradan gerçekten tebrik ediyorum. New Essentials Sugar Peeling. Bunu gördüm. Ben bir heyecanlandım. Nasıl kaptım biliyor musunuz böyle? Çünkü ben Mara'nın tuzlu olanını çok seviyorum. Fakat bazen tırnaklarımın kenarlarını ısırıyorum bir şeyler izlerken. Takarım zaten böyle bir şey keserken falan, mutlaka görmüşsünüzdür. Elime ya bir şey saplarım ya elimi keserim falan. Yani bir yerlerinde yara olursa o zamanlar için şekerli bir peeling kullanmanın çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü yaraya tuz basmaktan daha iyi olur diye düşünmüştüm. Şimdi bu şeffaf da değil, gördüğünüz gibi. İçinde ne olduğunu görmüyorsunuz. Mesela Mara'nınkinde görüyorsunuz. Bu bir krem. Ve bu kremin içerisinde yeterince şeker yok. Pütürü yok. Bir şeyi yanlış yapmışlar. Ya kullandıkları krem çok eritici bir krem ve şekeri eritiyor. Şu an tamamen atıyorum. Gliserin var, şeker var, petroleum jelly var. Bu aslında çok basit bir şey arkadaşlar. Yani bu normalde herkesin yaptığını yapın. Yağ koyun, şeker koyun. Çünkü onun gridine ihtiyacımız var bizim. İçine hafif vazelin karıştırılmış bir nemlendiricinin içine cimri biri beyaz şeker koymuş gibi. Yani daha gridli, daha büyük parçalı, mesela esmer şekerle daha az yoğun bir yağla yapılması lazım bu işin. Ya yakında formülasyonları da vereceğiz hakikaten marka. Bu aralar çok fazla temizleyici deniyorum. Size de 1000 kere söylediğim gibi. Şimdi makyaj temizleyicileri videosu yapacağım. Fazla makyaj temizleyicisinden güya bahsetmek istemiyordum ama var yine bir iki. Isana'nın yağ bazlı göz makyajı temizleme pedleri. Su bazlı pedler gibi çok fazla böyle sündürmeden bütün her şeyi temizler diye hayal etmiştim. Almadı. Hiç almadı. Gözümde azıcık bir maskara vardı. Suya dayanıklı falan da değildi. Bayağı bir uğraşmış olmama rağmen asla çıkartmadı. Gözlerimi de hafiften yaktı. Yapması gereken gerçekten hiçbir şey yapmadı. Çok da uygun fiyattı. Çok ümitliydim. Sonra bir tane daha mutsuz olduğum bir konu söyleyeyim. Darphin'in makyaj temizleme yağı Aromatic Cleansing Balm with Rosewood. Ya birincisi bu çok küçük. Bir temizleme yağının şöyle bir büyükçe olması lazım. Mesela Selen'in en iyilerine koyduğum var bir tane. Ona falan da bakarsanız şöyle biraz almanız gerekiyor. Çünkü bal gibi oynatamıyorsunuz. Böyle bütün suratınızı yoğurmanız gerekiyor. Makyajı çıkarmıyor. Hiç çıkarmıyor makyajı. Ya suratınızda sadece böyle yoğura ağda falan gibi bir şey haline getirebiliyorsunuz en fazla. Böyle ürünleri hafif ılık suyla yıkamaya başladığınızda kremsi bir köpeğe dönüşür ya, ona da dönüşmüyor ve yüzünüzden arındıramıyorsunuz. Ben bunun üzerine 3 kez falan temizleyicimi ve foreomu kullanarak hani şey yaptığımda anca arındı. İnanılmaz çok parfümlü ve çok ağır bir parfüm var. Yani neredeyse böyle aromatik bir yağ, öyle düşünün. Darphin hiç böyle hatalar yapmazdı normalde. Yani en sevdiğim ürünler hep böyle Darphin'den çıkardı. Bunu nasıl böyle yaptılar hiç bilmiyorum. Simple'ın Radiance Booster SPF 30 Protect and Glow Serumu. Işıltı veren serum deselerdi sadece ve insanlar böyle 2-3 damla serum olarak kullanabilecek olsaydı hiçbir şikayetim olmazdı. Yine yağlı ciltler için falan fazla uygun olmazdı ama besleyici bir yağ olarak kullanılacak bir şey olsaydı okey. Ama SPF 30 derseniz ve ben bunu artık SPF bir ürün olarak kullanmaya çalışırsam o zaman çok büyük bir problemimiz var manasına geliyor. Süper akışkan, yağlı bir serum. İnce gibi görünüyor ama yani görüyorsunuz değil mi ya? Bu bir yağ arkadaşlar. Bu bir yağ diyelim. Sürekli insanlar bence yanlış isimler koyarak beni sinirlendirdiler bu sene boyunca. Dırdırlarımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bunlar gerçekten benim çok fazla gözüme batan ve benim çok canımı sıkanlardı. Bu arada sizi en çok sinirlendiren, en çok asabınızı bozan ne vardı, onları aşağıya yazarsanız çekilişi de onların arasından yapmış olayım. Bu seneyi değerlendirmeye kapattık. Yarın beraber hazırlanıyoruz. Sabah saat kaçta yayınlayayım videoyu, onu da yazın muhakkak bana. Hani siz ne zaman hazırlanmaya başlıyorsunuz? Beraber hazırlanalım. Makyaj malzemelerinizi alın, yanınıza koyun. Benimle beraber siz de makyajınızı yapmış olursunuz. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.